ve Güvenç hocamızla birlikte şimdi Beşiktaş'la devam edeceğiz. Galatasaray'daki değerlendirmelerimizi yaptık. Beşiktaş cephesinde e, neler yaşanıyor? E, muhabir arkadaşımız Sercan Dikme birazdan bizlere aktaracak ama aslında biz Galatasaray'ı konuşurken Beşiktaş'a da bir giriş yapmıştık. E, özellikle tabii Gezal'ın durumu ile ilgili nasıl bir kadro planlaması yapacak Beşiktaş? E, ki Alex Tekşeyre ile ilgili de sıcak gelişmeler var. Muhabir arkadaşımız Sercan Dikme ...bizlere aktaracak... Ee, ...onun dışında tabii ...aynı zamanda Rozier'in durumu var... ...Beşiktaş'ta... Rozier açık açık... E, ...söylemişti Beşiktaş'ta devam etmek istediğini... ...bakalım Sercan Dikme bizlere neler aktaracak... ...Sercan söz sende... ...Beşiktaş'ta yaşanan gelişmelere dair... Ceyda çok teşekkür ediyorum... Güven Hocam'a, Levent Abi'ye... ...selamlar, saygılar, iyi yayınlar, kolay gelsin... ...Beşiktaş'ta artık... ...bugün itibariyle... E, ...transfer hız kazanıyor... Durumu belli olan oyuncular var. Belli olmak üzere olan oyuncular var. Alex Tekşehra ile başlayalım. Dün öğle saatlerinde Beşiktaş Kulübü'nün Alex Tekşeraya 2 artı 1 yıllık toplamda opsiyonu 1 yıl olmak üzere 3 yıllık teklifte bulunduğunu haberleştirmiştik. Aslında haberi paylaşırken futbol severlerle ve izleyenlerimizle görüşmelerin olumlu gittiğini de belirtmiştik. Halen aynı fikirdeyiz. Görüşmeler olumlu gidiyor. 2 milyon euro'luk bir ee, ...yıllık ücret... ...ancak Alex Tekşehra'nın... E, ...imza parası... ...noktasında bir diretmesi var... ...normal şartlarda Beşiktaş Kulübü Başkanı... ...Sayın Ahmet Durçebi'nin... <laughs> ...imza parası ile ilgili tutumunu, tavrını... ...biliyoruz ama bu sezon özelinde sadece... ...bir oyuncuya imza parası... E, ...çatısı altında bir... ...meblağı ödemek istiyor Beşiktaş... ...o da Alex tekşera ...Sayın Başkan Ahmet Durçebi kendi cebinden olsa da... ...altını çizerek söyleyelim... ...kendi cebinden olsa da ki... İmza parası bölümü kendi cebinden olacak. Sayın Başkan Ahmet Durçebi karşılayacak bunu. Ee, Alex Tekşehir'e bir imza parası ödenecek. İlk konuşulurken 1,5 milyon euroydu imza parası. Beşiktaş Kulübü bu 1,5 milyon euroluk ücreti 1 milyon euroya indirme amacı içerisinde. inmekte üzere artık e, o noktada e, kaç taksitle ödeyelim durumu konuşuluyor. E, çok kısa bir süre içinde, 1-2 gün içerisinde ben bu transferin olumlu şekilde noktalanacağını düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi Alex Tekşehir'e transfer etmek istiyor. Tekşer'a Beşiktaş'a gelmek istiyor. En önemlisi, <laughs> çok özür dilerim, Sergen Yalçın. Teyitli bir bilgi olduğu için söyleyelim. Sergen Hoca ve teknik heyet Alex Tekşer'a'nın transferini onay verdi. Onlar da teknik Eğit de, hoca da Tekşehir'e istiyor. Aslında bundan bir ay önce Tekşehir'e konuları konuşurken e, ilk cümle olarak şunu söylüyorduk Ceyda. Ee, Adem Naic ayrılırsa Tekşehir'e hamlesi gelir beklentisi vardı. Plan buydu. Ancak Adem Naic'in kadroda e, kalması biraz kalacak gibi görüntüsü ayrılmak istememesi nedeniyle Alex Tekşehir'e Adem Naic ayrılmasa da gelecek. Görüşmeler olumlu gidiyor. Çok büyük bir e, ölçüde anlaşma da sağladı. Ama ama transferlerde imza olmadığı sürece net ifadeler e, kullanmaktan kaçındığımız için sadece şu anlık olumlu gidiyor diyelim Alex Tekşehir'e görüşmeleri. Bir iki gün içerisinde bu transferin olumlu şekilde sonuçlanacağını düşünüyoruz. His bu. Ayrıca oyuncu şu an Brezilya'da koronavirüs süreci var bildiğiniz gibi. Covid-19 önlemleri çatısı altında Brezilya Türkiye, Türkiye Brezilya uçuşlarında. Oradan buraya buradan oraya giden e, vatandaşlar 7 gün karantina sürecinde kalıyor geldikleri ülkede. Joseph ve Wellington'da bunu gördük. Alex Tekşehir'e da geldiği zaman 7 günlük bir karantina sürecinde ...olacak ee, ıslak imzanın... ...atılmasını bekliyoruz. Tekşehre konusu... ...bu. Ee, Gezzal... Ee, ...Gezzal'la ilgili... ...ilk söylememiz gereken şey... ...Beşiktaş Kulübü bundan... ...bir hafta önce yaptığı teklifin üzerine... ...çıkmayı düşünmüyor. Neydi o teklif? Yıllık 2 milyon 250 bin euro... ...3 senelik kontrat. Sevgili Emre Kaplan'la beraber burada... ...Gezzal konusu artık gündemde olduğu için... Ee, ...birkaç defa yayın gerçekleştirdik. Emre'nin de aktardığı bilgiler Galatasaray'ın teklifinin 4 yıllık olduğu. Arada bir yıl farkı var Beşiktaş'ta. Çok fazla Galatasaray'a değinmeden Beşiktaş durumunu söyleyeyim. Ama Galatasaray'ın teklif ettiği parayla Beşiktaş'ın teklif ettiği para arasında fark var. Ee, ve Beşiktaş yönetimi aslında biraz e, bundan 15-20 gün sonra çıkabilecek fotoğrafı söylemek adına bunu aktaracağım. Eğer Galatasaray'la ee, sözleşme imzalaması durumunda artık Galatasaraylı olması durumunda Gezdal'ın. Beşiktaş yönetiminin bu süreçte Gezdal'ın menajerinin, anoir Fazuli'nin e, tavrıyla, tutumuyla ilgili açıklamalar yapacağını düşünüyorum ben. Beşiktaş yönetimi tavrından, tutumundan rahatsız. Elbette profesyonel dünyada artık menajerler çok önemli yer tutuyor ama e, tavır ve tutum konusunda, davranış konusunda biraz e, rahatsızlıkları var Beşiktaş yönetiminin. Sebebi şu, Ceyda. E ee, Gezzal'ın menajeri Beşiktaş'la anlaştıktan sonra Galatasaray'a gidiyor. Diyor ki Beşiktaş bize bu teklifi yaptı. Siz ne dersiniz? Ardından o görüşmeler ortaya çıkıyor. Beşiktaş yönetimi bundan rahatsız. Ee, şu an itibariyle e, Beşiktaş Gezzal için ikinci bir revize edilmiş teklif yapmayacak. Beklemeye geçti. Beşiktaş yönetimi diyor ki e, konuştuğum için birebir aktarıyorum. Diyor ki biz teklifimizi yaptık. Gezal çok önemli bir oyuncu. Kadromuzda da tutmak istiyoruz ama kulüp menfaatleri çatısı altında bir adım bile dışarı çıkmak istemiyoruz menfaatlerin dışına. Bizim yaptığımız teklif başka kulüplerden az olabilir. İmzalamak isterse gelir Gezal bizde oynar. İmzalamak istemezse başarılar dileriz diyor. Gezal konusu da bu. Rozier konusu çok kısa süre içinde 1-2 gün artık bekleyiş bu yönde. Anlaşmaları Sporting'de olmasını bekliyoruz. Zaten Valentin Beşiktaş durumunda bir problem yok. Konuştuğumuz bonservis konusu, Sporting konusu. Beşiktaş'ın teklifi var. Revize edilmiş teklif vardı bundan 48 saat oldu. Yeni bir teklifle gitti. O teklifin cevabı bekleniyor. Ödeme planları, ne kadar nakit ödenecek veya içerisinde ne tür bonuslar olacak. Ama toplamda, toplamda ee, söylenilen, en azından öğrendiğimiz bilgi 4 milyon euroyu bulan bir bonservis bedelinden bahsediliyor. Bunun içerisinde ayrıca %20 sonraki satıştan payda varcayda. E, Roziye ve Gezzal konusu birbirinden farklı konular. Rozier diyor ki ben Beşiktaş'ta oynamak istiyorum. Başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. Ben 4 yıl boyunca Beşiktaş forması giymek istiyorum diyor. Tavır Beşiktaş adına olumlu bakabileceğimiz yerler bunlar. Gezal'la Rozier'e ayıran tavır duruş sergilediği noktalar farklı. Gezal profesyonel gayet normal hiç eleştirilemez. Rozier de diyor ki ben Beşiktaş'tan başka hiçbir kulüpte oynamak istemiyorum. En azından Kabataslak şu an itibariyle Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin durum bu. Ceyda sizin sorunuz varsa elbette yanıtlamak isterim. Ee, Sercan Levent abinin özellikle e, bir sorusu var. O da Roziye'nin yıllık, yıllık ücreti ne olacak? Ile... Bir, 1.350-1.400 civarında e, Levent abi. Net rakam e, değişkenlik gösterebiliyor ama en azından söylenen 1,5 milyon euroyu bulmuyor dendi. Bonuslar dahil mi buna? Garanti ücreti abi 1.350-1.400. Garanti ücreti bin e, euroyu bulmuyor dendi. Bonuslar Anladım. ayrıca vardır. Maç başı ücretleri e, belli bir maça çıkması durumunda alacağı ücret veya işte Şampiyonlar Ligi'ndeki e, başarıdan evet. veya şampiyonluk bonusları. Ama garanti ücret Levent abi toplamda 4 yıllık kontrat Beşiktaş'ın önerdiği ve kiralama evet. yok direkt satın alma. 1,5 milyon euroyu bulmuyor dendi. 1,350-1,400 kulüp içinde konuşulan durum Levent abi. Tamam. Roziye'nin. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Sercan. Ee, aktardıkları için ağzına sağlık. Beşiktaş'ta yaşanan son gelişmeleri muhabir <laughs> arkadaşımız Sercan Dikme bizlere aktardı. Aktarmaya da devam edecek. Ee, özellikle Gezal'da tabii iki taraflı sizlere en doğru ve sıcak gelişmeleri aktarmaya çalışıyoruz. Galatasaray